السلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله سبحانه صالح نور'daki şefkat, vicdan, hakikat, hak bizi siyasetten men etmiş. Çünkü masumlar belaya düşerler, onlara zulmetmiş oluruz. Bazı zatlar bunun izahını istediler, ben de dedim. Şimdiki fırtınalı asırda gaddar medeniyetten neş'et eden hotkamlık ve asabiyet-i unsuriye ve umumi harpten gelen istibdadat-ı askeriye ve dalaletten çıkan merhametsizlik cihetinde öyle bir eşeddi zulüm ve eşeddi istibdadat meydan almış ki ehl-i hak hakkını kuvvet-i maddiye ile müdafaa etse ya eşeddi zulüm ile tarafgirlik bahanesiyle çok biçareleri yakacak. O halette o da azlem olacak ve mağlup kalacak. Çünkü mezkur hissiyatla hareket ve taarruz eden insanlar bir iki adamın hatasıyla 20-30 adamı adi bahanelerle vurur, perişan eder. Eğer ehli hak, hak ve adalet yolunda yalnız vuranı vursa, 30 zayiata mukabil yalnız biri kazanır, mağlup vaziyetinde kalır. Eğer mukabele-i bin misil kaide-i zalimanesiyle o ehli hak dahi bir ikinin hatasıyla 20-30 biçarelere etseler, o vakit hak namına dehşetli bir haksızlık ederler. İşte Kur'an'ın emriyle gayet şiddetle ve nefretle siyasetten ve idareye karışmaktan kaçındığımızın hakiki hikmeti ve sebebi budur. Yoksa bizde öyle bir hak kuvvet var ki hakkımızı tam ve mükemmel müdafaa edebilirdik. Hem madem her şey geçici ve fanidir ve ölüm ölmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor ve zahmet ise rahmete kalp oluyor, elbette biz sabır ve şükürle tevekkül edip sükut ederiz. Zarar ile, icbar ile sükutumuzu bozdurmak ise insafa, adalete, gayret-i vataniyeye ve hamiyet-i milliye bütün zıttır, muhaliftir. Hülasa-i kelam, ehli hükümetin ve ehli siyasetin ve ehli idarenin ve inzibatın ve adliye ve zabıtanın bizimle uğraşacak hiçbir işleri yoktur. Olsa olsa dünyada hiçbir hükümetin müdafaa edemediği ve aklı başında hiçbir insanın hoşlanmadığı küfrü mutlak ve dehşetli bir taun-u beşeri ve maddiyunluktan gelen zındıkanın taassubuyla bir kısım gizli zındıklar şeytanetiyle bazı resmi memurları aldatarak evhamlandırıp aleyhimize sevk etmek var. Biz de deriz, değil böyle birkaç vehhamı belki dünyayı aleyhimize sevk etseler Kur'an'ın kuvvetiyle Allah'ın inayetiyle kaçmayız. O irtidatkar küfrü mutlaka ve o zındıkaya teslim-i silah etmeyiz. Evet. Bismi Subhanahu. Risale-i Nur'daki şefkat, vicdan, hakikat, hak bizi siyasetten men etmiş. Çünkü masumlar belaya düşerler, onlara zulmetmiş oluruz. Bazı zatlar bunun izahını istediler, ben de dedim. Şimdi Üstad Hazretleri bir başka yerde ifade ediyor da. Bir memleketin çok ihtiyacı olur. Değil mi? Bir devletin devam ve bakasına medar çok altyapı vardır. Değil mi? Mesela siyasi istikrar bir ülkede iyi olsa güzel. Değil mi? Siyasette istikrar oldu mu, iktisatta da, ekonomide ne olur? İstikrar olur. Bir ülkenin kalkınması güzel mi? Güzel. Asayişi güzel mi? Güzel. Bir ülkenin refahı güzel mi? Güzel. Şimdi bu sahanın müşterileri çok. Talipleri de çok. Bu sahaya teveccüh edenler de ziyade. Ama şefkat, merhamet,
hak ve hakikat noktasından bakınca bu milletin her şeyden önce birinci derecede irşada ihtiyacı var. Bu işin şakası yok. İnsanın akıbeti ya cennettir ya cehennemdir. Değil mi? Hakiki iman hakikatlerini kalbine, ruhuna nakşetmezse akıbet nedir? Vahim ve dehşetlidir. Bakın usta diyor 40 vefiyattan 40 kişi. Bu İtalya'da, Amerika'da, Fransa'da değil, Türkiye'de 40 vefiyattan 38'i imansız gitmiş sekeratta. Demek insanlara şefkat etmek istiyorsan onlara Kur'an'ı talim et. Allah'ı anlat, Allah'ı sevdir. Peygamberimizin Aleyhisselam'ın sünnetini göster. İnsanları ahlaka, güzelliğe, kemalata, itaata, inkiyata sevk et. İşte Risale-i Nur'un asıl mesleği bu. Şu ihtiyar dünyada benim vazifem diyor. Nedir? Neşri esrarı Kur'aniyedir. Bu memlekette hakaiki diniye noktasından alakadarım. Yoksa benim ne hanem var, ne evladım. Bak. 90 senelik hayatımda bak, dünya zevki diye bir şey bilmiyorum. Karşımda bir yangın var. Değil mi? Alevleri tutuşmuş yanıyor. Ya. Şimdi hayat-ı bakiye burada kazanılacak. Burada. Ne yapılacaksa burada. İman burada, ibadet burada, istikamet burada, kulluk burada, fedakarlık burada, hizmet burada, burada, burada. Bak. Ben çoğu zaman böyle gençlere konuşuyorum, bakın. Ahirette hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Hiçbir şey. Her şeyi geldiği noktadan devam eder. Hiçbir şey sıfırdan başlamaz. Bir Müslümanın, bak bir Müslümana bir nefes marifeti fazla olsa o kapanmayacak. Ebediyen kapanmayacak. İşte matematik. Ben şu 20 derece, şu da 21 derece. Uzat sonsuza doğru. Uzattıkça aç ne oluyor? Açılıyor. Ne yapılacaksa burada. Ya. Hayat-ı bakiye hizmet etmek. Asıl mesele bu. En ciddi mesele bu. Bak. Dünya ne olur ya? Dünya kaç kuruş? Paran, varlığın, devletin, servetin olsa ne yazar? Olmazsa ne yazar? Kayıtlı ve kısıtlı değil mi? Değil mi? Adam fıçının içinde yaşamış da, Diyojen. Fıçının içinde ya. Bütün millet de dalga geçmiş ya. Gölge etme, başka ihsan istemem. Ne olacak yani? Kral da olsan, sultan da olsan seni kabir beklemiyor mu? Asıl mesele kabirin arkası. Onun için Risale-i Nur hizmeti siyasette meşgul olmaz. Usta diyor, idareye ilişmeyin. O sahanın meşgulleri var mı? Müştakları var mı? Bu işi çok daha güzel, bizden çok daha güzel hizmet ediyorlar mı? Ediyorlar. Bizim vazifemiz, ya bakın, ya dini tebliğ. İslam'ı yaşamak ve yaşatmak. Bakın İslam fıkhında bir hüküm var. Cihat. Değil mi? Maddi cihat. Değil mi? Düşman için cepheye ne gönderiyorsun? Asker gönderiyorsun. Öyle mi hocam? Peki bu cihata cihat ümmet için değil mi? Farz. Değil mi? Öyle değil mi? Cihat farz. Ama bakın, Kur'an'da ayet de var. Ulema, alimler cepheye gidemez. Bak,
gidemez. Onlar ülke içinde kalacaklar. Çocukların nesilleri eğitecekler. Onlara Kur'an öğretecekler, onlara Allah'ı anlatacaklar, onlara Resulullah'ın sünnetini talim ettirecekler. Öyle mi hocam? Fıkıhta bak, ulema, alimler şeye gidemez, asker olmaz. Kışlaya gidemez. Onların kışlası, Allah Allah, onların kışlası, medrese-i Kur'ani, Kur'an'ın medresesi. Kur'an'ın talimi, Kur'an'ın tedrisi. Ya. Bak. Ha. Şimdi bu asırda bakın, bir maddi cihat var, bir de ne var? Manevi cihat var. Tebliğ. Bak. Manevi cihat, ümmetin üzerine farz-ı kifayedir. Ulemaya, alimlere manevi cihat nedir? Farz-ı ayındır. Ha. Bu asırda insanların dimağı, kalbi, hayatı dinle ve mukaddesattan bir derece uzaklaştığı için bu asırda tebliğ nedir? Farz-ı ayın derecesinde ehemmiyet kazanmış. İşte usat bizi ikaz ediyor bak. Hayatı vakiye burada kazanılacak. Talim burada, tedris burada, tebliğ burada. Tebliğden çok daha kıymetli. Ya. Tebliğden çok daha kıymetli ne? Temsil. İslamiyet'in güzelliğini hayatında fiilen teşhir etmek, göstermek işte. Haza Muhammed'i, işte Müslüman böyle olur. İşte hayatı, işte istikameti. İşte gözü, işte eli, işte kulağı, işte sözü, işte özü. Onun için Usta Hazretleri ne buyuruyor? Siz emin olunuz ki, ya Risale-i Nur talebelerinin meşgul olduğu vazife kainatta en yüksek, en büyük vazifedir. Bak. Ya bak, hayatı bakiye çalışmak. Baki hayata çalışmak. Üstad, ta bundan 100 sene önce bu cemiyetin hastalığını teşhis etmiş. Cemiyetin hastalığı ne? Üstad ne diyor? Zaaf-ı diyanettir. Dinde ne var? Zafiyet var. Bu zafiyet, işte bakın, cemiyete bakın, sokağa bakın, meddeye bakın, sefahata bakın, ahlaksızlığa bakın. Ve Osmanlı'dan gelen gelenekle bu gençlik ve perişan. Bakıyorsun gence, değil mi? Başı aşağıda, ayakları yukarıda. Gülerek, eğlenerek cehenneme gidiyor. Haberi yok. Peki, bunlara Hakkat-ı Kur'aniye'yi kim anlatacak? Bakın. Şimdi semadan melekler inmeyecek. Yerden başka mahluklar çıkmayacak. Bu görev, o görev bizim. Tebliğ görevi. Şimdi bu görevi bırak, afaki dairelerde dolaş. O dairelerde de hizmet olur. Olur ama şimdi dine hizmetin o kadar tabakatı var ki, yolda gidiyorsun, bir taş gelmiş, yolun ortasına düşmüş. O taşı alıp böyle köşeye koymak da hizmet mi? Hizmet değil mi? Şurada efendim çeşme bozulmuş, şeyi hortumu efendim, kurnası bozulmuş, onu yapsan, suya kısam hizmet mi? Ya hizmet. Ha. Ama asıl hizmet. Ya. İnsanlara Allah'ı sevdirmek. İman hizmeti. Ya. İman hizmeti. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi ikaz ediyor. Ya. Ya Ali, ya. Bir kişinin senin elinle hidayete mazhar olması, güneşin doğup battığı her şeyden hayırlıdır. Sahralar dolusu kırmızı koyun, tasadduk etseniz,
bir insanın imanını kurtarmak gibi bir ecir ve mükafata ulaşamazsınız yani. Bakın, şimdi tabii Cenab-ı Hak hepimizi gafletten uyandırsın. Ben zaman zaman söylüyorum, çok önemli bakın nasıl bir mesaj. İyice düşünmek lazım. Mesela ben İsrail'de öyle peygamber var. 30 sene, 40 sene, 50 sene peygamberlik yapmış. Peygamber ahlakı, peygamber istikameti, peygamber ihlas. 50 sene, 60 sene tebliğ etmiş. Hiç ümmeti yok. Öyle peygamber var mı? Var. Bir ümmeti var. 50 sene, 60 sene çalışmış, çalışmış, çalışmış bir kişi. Ve o peygamber yarın mahşerde arkasında bir kişiyle dirilecek. Öyle mi hocam? Şimdi bu ne demek? Allah'ın ilmi ezelden ebede her şeyi ihata etmiyor mu? Cenab-ı Hakk'ın ilmi ezelisinde bu açık ve bedihi değil mi? Allah ezelden biliyor ki o peygamber gelecek, 30 sene, 40 sene dini hakkı tebliğ edecek ve bir tane ümmet olacak. Bu ne demektir? Bakın, işte mesaj bu. Bu ne demektir? Demek ki Allah indinde bir kişinin daire-i imana girmesi için Allah bir peygamber göndermiş. Doğru. Bak, bir kişi kurtulsun diye Allah peygamber göndermiş. Onun için hidayetten büyük devlet yok. Hidayetten büyük servet yok. Hidayetten büyük nimet yok. Onun için hidayet ihsan-ı ekberdir. Allah'ın en büyük ihsanı, hidayet. Yani Allah bir kulunu severse ona mal mı verir? Hayır. Para, varlık, devlet, servet, imparatorluk, krallık, sultanlık. Hayır, hayır, hayır. Allah bir kulunu ziyade severse ona hidayet bahşeder. Bak. Ya, bak. Ya, tebliğe medar hizmet en kutsi. Biz diyor o afaki, içtimai, siyasi meseleleri usat ne diyor? Tenezzül dahi etmiyoruz. Bir iman hakikatlerinin, bir meselenin zihnimizde açılması, inkişaf etmesi ne? Paşalığa, sultanlığa usat ne diyor? Değişmem yani. Ya. Allah şu hizmetin kadır ve kıymetini bilenlerden eylesin. Ya. Şu hakikatleri tadan, şu hakikatleri teneffüs eden, şu hakikatleri teneffüs eden, yaşayan, zevk eden bir kardeşimiz bu hizmet dairesini bırakıp nereye giderse gitsin, siyasete girsin, tüccar olsun, efendim kral olsun, sultan olsun, imparator olsun, şu hakikatlere nispeten, güneşe nispeten ne gibidir? İdare olmuş. İdare, mum ışığı gibidir. Allah bu istikametten ayırmasın, ha, saptırmasın. Bak ustad burada, bak diyor, siyasete, hükümet, o zamanki hükümetler eskiden değil mi? Dine, imana muhalif insanlar yok muydu? Bir kısım zındıka. Üstad bu memlekette 20 veya 200 tane menfi cereyan çalışıyor. Dini söndürmek için. Ya, İslamiyet'i söndürmek, Müslümanları gaflete, dalalete, küfre sevk etmek için 20 ve 200'den ziyade ne oluyor? Cereyan çalışıyor. Şimdi bak şu anda bakıyorsunuz bak. Bütün dünya itini atını narlamış kime? Hükümetimize, devletimize karşı. Bak. Gavur. Değil mi? Bak. Allah'ın an dinayetiyle Cenab-ı Hak da bu memleketi, bu milleti koruyor ve koruyacak inşallah. İnşallah. Vaad-ı ilahi var. Peygamberimiz buyuruyor. Benim ümmetim yağmur gibidir. Bilmiyorum bidayettekiler mi yoksa nihayettekiler mi daha hayırlıdır. Bütün bu fitne fesada rağmen Allah dinini ilahi ipka ediyor. Tabi teklif ve imtihan dünyası cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Bak, zındıka, dinsizler, ateistler, imansızlar dini ve mukaddesatı söndürmek için çalışıyor mu? Çalışıyor. Ha, ha. Ehl-i Hak diyor, davasını maddeten efendim müdafaa etse ne olur? Bak, sonunda diyor mağlup olur diyor. Onun için biz Kur'an'ın emriyle siyasete girmekten men olmuşuz. Ha.
Ama şu var, bizim vatandaşlık hakkımız var değil mi? Yani nur talebesi kaldırım taşı değildir, kabakta değildir. 4 senede, 5 senede kalbi, külü, vicdanı, umumi neye hükmediyor ise bu memleketin, bu vatanın maslahatı, istikameti, hıfz-ı muhafazası için ne gerekiyorsa biz ne yapıyoruz? Tercihimizi yapıyoruz ama bütün himmet ve hamiyetimizle dinin ilası, fikası için çalışıyoruz ve çalışacağız. Allah istikametten ayırmasın, ayağımızı da kaydırmasın. Oku. Şimdiki fırtınalı asırda gaddar medeniyetten neş'et eden hodgamlık ve asabiyet unsuriye ve umumi harpten gelen istibdadat askeriye ve dalaletten çıkan merhametsizlik cihetinde öyle bir eşeddi zulüm ve eşeddi istibdadat meydan almış ki ehli hak hakkını kuvvet-i maddiye ile müdafaa etse ya eşeddi zulüm ile tarafkirlik bahanesiyle çok bir çareleri yakacak. O halette o da azlem olacak ve mağlup kalacak. Bak, ziyade zalim olacak ve mağlup olacak. Evet. Çünkü mezkur hissiyatla hareket ve taarruz eden insanlar bir iki adamın hatasıyla 20-30 adamı adi bahanelerle vurur, perişan eder. Eğer ehli hak, hak ve adalet yolunda yalnız vuranı vursa, 30 zayiata mukabil yalnız biri kazanır, mağlup vaziyetinde kalır. Bak yine mağlup olur diyor, evet. Eğer mukabeleyi bilmesil kaide-i zalimanesiyle, o ehli hak dahi bir ikinin hatasıyla 20-30 biçareleri esseler, o vakit hak namına dehşetli bir haksızlık ederler. İşte Kur'an'ın emriyle gayet şiddetle ve nefretle siyasetten ve idareye karışmaktan kaçındığımızın hakiki hikmeti ve sebebi budur. Yoksa bizde öyle bir hak kuvvet var ki hakkımızı tam ve mükemmel müdafaa edebilirdik. Hem madem her şey geçici ve fanidir ve ölüm ölmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor ve zahmet ise rahmete kalp oluyor, elbette biz sabır ve şükürle tevekkül edip sükut ederiz. Zarar ile, icbar ile sükutumuzu bozdurmak ise insafa, adalete, gayret-i vataniyeye ve hamiyet-i milliye bütün zıttır, muhaliftir. Üstad, bir üstadın bir mektubu var, bakın. O günkü şeye, adli ehli hükümete söylüyor. Diyor ki, bizimle neye uğraşıyorsunuz? Üstad diyor, biz diyor sizi düşünmüyoruz. Biz 50 sene sonra gelecek nesli düşünüyoruz. Enteresan bir tespiti var üstadın. 50 sene sonra gelecek gençlik, %80'i, %90'ı nefs-i emmareye tabi olacak. Bakın. Üstadın 50 sene sonraki işte bugünlere tevafuk ediyor. Yani zaman itibariyle bak gençliğin, gençlerin diyor %80'i, %90'ı kısmı küllüsü nefs-i emmareye tabi olacak. Biz onları düşünüyoruz. Hadi çocuğunu bu ateşten kurtar bakalım hadi. Hadi kurtar. Hadi. Birisi sohbetlere geldi falan. Hocam dedi, dersi dinledi falan. Hocam dedi, evlatlarımızı elimizden kaydırdık. Gitti. İki kız çocuğum var. İkisi de biri mimar olmuş, biri hukukçu. İbadet yok, taat yok. Söz dinlemek yok, itaat yok. Hocam diyor beni sıkıştırıyorlar. Biri diyor ki beni İngiltere'ye gönder, biri de beni diyor ki Almanya'ya gönder. Ya ben ne yapacağım hocam dedim. Ya, hadi. Hele ayağını kır. Hele mescide sok. Hele namaza getir. Bak. Babasını öğretir. Ya. Babasını öğretir mi? Ya. Bak.
%80'i, %90'ı nefs-i emmareye tabi olan bir nesil. Hadi. Bizdir, onları düşünüyoruz bak. Sağın hizmeti bu. İnsanları cehennemden kurtarmak. Allah'ı tanıtmak, Allah'ı sevmek, Allah'ı sevdirmek. Ya. Erkan-ı imani, hakkat-ı Kur'an'ı genç yaşta o çocukların kalbine, ruhuna değil mi? Ekmesen ne olur? Hadi. Ne olur işte? Anarşist olur, serseri olur, mizansız olur, muansız olur. Dinini yıkar, vatanını yıkar, namusunu kirletir. Müflis olur, rezil olur, rüsva olur. Hem dünyasını kaybeder, hem de ahiretini kaybeder. Biz diyoruz, sizi düşünmüyoruz ya. Biz gelecek nesli düşünüyoruz ya. Onun için bakın, tebliğ görevi. Afaki dairede çalışanlar çok. Ama dine, mukaddesata çalışan insanların sayısı az. Ya. Bu asırda kime kuvvet vermek lazım? Bu azlara kuvvet vermek lazım. Evet. 100 elimiz olsa diyor. Ha, 100 elim de olsa diyor. Ben neye veririm? 100 elimi de nura veririm. Bitti. Hakkat-ı Kur'an. Evet. Bitir. Bir şey de yok az. Başka? Evvela biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a hizmet için Mekke'de de olsam buraya gelmek lazımdı. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa, binler hastalıklara müptela olsam ve zahmetler çeksem, yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya Kur'an'dan aldığım dersle karar verdim ve vermişiz. Bak şimdi bak, üstadın dünyasına bakın ya. Bak bir de oku. Ya. Evvela biz imanı kurtarmak ve Kur'an'a bak, hizmet bak imanı için... kurtarmak. Bak ya. Bak şimdi bu ahir zaman ya tsunami gibi ya. Bak ya. İmanda mertebeler var. Taklitten tahkike kadar. Işık gibi. Mum ışığına bakın. Gece zifiri karanlıkta mum etrafını aydınlatır mı? Aydınlatır ama mum ışığının bir ruhiyeti yok. Bir kapı açılır, bir rüzgar eser. Söner mi? Söner. Bir Müslümanın imanı mum ışığı gibi olsa, Avrupa'dan esen bir felsefi rüzgar onun imanını söndürür. Elektrik olsa, eskiden çocukluğumuzda 7 numara, 14 numara gaz lambalar vardı. 14 numara. Onun da gazı bitiyor, fitili çoğuluyor, camı kırılıyor. Değil mi? Elektrik, bunda sigortası atıyor. Bakın şimdi imanı var, dikkat edin. İmanı var ama o iman onu sabah namazına kaldırmıyor. Ya. İmanı var ama sabah namazına kaldırmıyor. Kütüb-i Sitte'de bir hadis var. Bak, sahih bir hadis. Peygamberimiz buyuruyor ki aleyhisselam, bak, sabah namazının farzı değil. Sabah namazının sünneti. Farzı değil, dikkat edin. Sünneti. Sabah namazının sünneti dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Sahih hadis. Sabah namazının farzı değil bak, sünneti. Dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Bak, imanı var, namaza kalkmıyor. Yatıyor, hadi. Bazen insan hiçbir şey yapmayarak cehenneme girer mi? Girer. Hiçbir şey yapmaz, cehenneme girer. Değil mi? Ha? Şimdi adam geminin başında, dümenin başında gemiyi götürüyor. Şöyle diyelim ki yukarıda iceberglerin olduğu yerden geçiyor. Buzdağların olduğu yerden geçiyor. Bir an gaflet etse, gözü dalsa, dümen elinden çıksa, geçse o gemi, yüklü gemi, ticaret gemisi, iceberg'e çarpsa, yüzlerce kişi, binlerce malzeme
bitse ve tükense. Şimdi hakimin huzuruna çıksa dese ki, hakim bey vallahi billahi ben hiçbir şey yapmadım. Tövbe olsun. Hiçbir şey yapmadın ama geminin anasını da ağlattın. Ya, ya. Hiçbir şey yapmadım. Sabah namazına kalkmadım. Gemiyi alabora ettin. Manen nefesini kestin yani. Ya. Ya. Bak. Biz diyor oku. Biz imanı kurtarmak. İmanı kurtarmak. Ve Kur'an'a bak, hizmet için. İmanı kurtarmak ya. Bak. Bir kişinin imanını kurtarmak. Peygamber değilsin. Haşa. Peygamber sevabı. Bir kişinin hidayetine vesile olmak. Yani bu asırda kurtulmak istiyorsan yolu ne? Başkalarını kurtarırken inşallah biz de ne yapacağız? Kurtulmuş olacağız ya. İmanı kurtarmak ve oku. Ve Kur'an'a hizmet için Mekke'de de olsam buraya gelmek bak, lazım. Mekke'de bak. Mekke, Medine'de. Mekke. Değil mi? Mekke'de kılınan namaz. Başka yerde kılınan namazın he? 100 bin misli. Mekke'de 100 bin, Medine'de 1000. Kudüs-i Şerif'te 500. 1000. Cenab-ı Hak Kudüs'ü de kurtarsın bu zalimlerin şerrinden. İnşallah Cenab-ı Hak Kudüs'ü de inşallah. İstikbalde olacak. Ama Allah onu yakınlaştırsın inşallah. İnşallah. Bakın Mekke'de 1000, Medine'de 100.000. Mekke'de 100. Yani şey Medine'de 100 şey 1000, Mekke'de 100.000. Bak. Mekke'de olsam buraya gelirdim diyor üstad. Hatta peygamberimizin bakın hadisi var. Resul-i Kibriya sahabelere Medine'de kalmasını, orada yaşamasını, hatta orada ölmesini tavsiye etmiş. Ama sahabelerin ekserisi, kısmı küllüsü Medine'nin dışına çıkmış. Tebliğe. Ya, tebliğ ruhu ya. Bakın ya, Allah Allah. Bak. Resulullah'ın halası. Yaşlı. Kadın ya. Biz bir zaman Erzurum'a gittik, orada efendim Erzurum'un o şeyde, Çat falan taraflarında yaylada bizim bir kardeşimizin şeyleri var. O koyun şeyleri. Yaylaya çıktık. Arabalar bir noktaya kadar çıktı. Ondan sonra da affedersiniz katır at getirdiler. Atla 5-6 saat yaylaya çıktık. Şimdi üniversitenin arkadaşlar, öyle arkadaş var ki hayatında, ömründe hiç ata binmemiş. 5 saat atın üzerinde çıktık. Katırın üzerinde. Ondan sonra yaylaya geldik. Şimdi herkesin ayağı tutuldu. Yani hamladık. Şimdi indik. Bizim kardeşimizler, abi dedi, babam şey kesmiş, koyun kesmiş. Yemek yok. Ulan dedim, bırak yemeği de hele bize bir yer hazırla. Yatak hazırla da bir iki saat ne yapalım? Dinlenelim diyor. Bak, attan inemedik ya. Bakın. Bak. Resulullah'ın halası. Medine'den kalkmış ta Kıbrıs'a kadar. Bak, mezarı nerede? Kıbrıs'ta. Bak, Peygamberimiz Aleyhisselam buyurdu ki, İstanbul'u fethedenlerin içinde Allah'ın sevgili bir kulu olacak. Bak, Allah'ın kulu. Eyüp El Ensari Hazretleri 90 yaşında. Bakın 90 yaşında at sırtında Medine'den kalkmış. Nereye? İstanbul'a. Ya. Attan düşersen beni bağlayın. Ya. Bakın şimdi adam Mercedes arabayla buradan kalkıyor Van'dan. Erzurum'a gelinceye kadar öflüyor, pöflüyor. Ya, yorulduk, mahvolduk. Olan asfalt yol, petrol ofisi, lokanta, çayhane, dinlenme tesisleri öflüyor, pöflüyor. Ya sahabedeki ruha bak, bakın. Allah Allah. Sahabeye kavuşulur mu? Hadi.
90 yaşındaki adam merdivenden aşağı inemiyor. Ta Medine nere? Mekke ne, şey, İstanbul nere ya? Allah Allah. Beni götürün demiş. En son noktaya kadar. 2500 kilometre. Allah Allah bak. Ruha bak ya. Ya işte tebliğ ruhu bu. Ya şimdi bu milletin mizacında var. Şimdi fıtrat var aslan gibi ama mübarek kedi gibi kilitlenmiş kalıyor. Ulan bir kalk ya. Kalk bir yürü. Kalk İslam'ın izzetini, kalk İslam'ın şahametini, kalk İslam'ın tebliğ ruhunu. Uyan ve uyandır. Allah bu milleti de uyandırsın. Amin. Ya bakın, ya Mekke'de olsam, bak orayı bırakıyor. Üstad Hazretleri hayattayken sormuşlar bir gün. Bak üstadım, Erzurum'da bakın, Erzurum hicretin 18. senesinde Müslüman olmuş. Hazreti Ömer döneminde. Kim? Erzurum. Evet. Araplar yüzü var ya, işte Araplar yüzü evet. Orada şey etmişler. Evet. Orada konaklamış. Bak, Araplar yüzünde. O zaman Erzurum'un tekfürü, işte o günkü valisi diyelim, kimdir bunlar falan, haber göndermiş. İşte biz ahir zaman nebisinin ordusuyuz, İran'a sefer edeceğiz deyince, adam uyanık ve zeki, hemen papazları toplamış demiş ki, siz diyordunuz ki ahir zamanda peygamber gelecek. Söyleyin bakalım bu ahir zamandaki peygamberin vasıfı özelliği ne? Bir ihtiyar papaz demiş ki, onların, o ordunun kumandanlarıyla hizmetçileri, seyisleri, kemalat ve fazilet noktasından birbirinin aynı gibi olacak. Fark yok. Kumandanlarını çağırmış. İzliyor yani. Oturuyor, kalkıyor, konuşuyorlar. Ondan sonra seyisleri çağırmış. Fark yok. Toptan Erzurum, kırılsız Müslüman olmuş. Hicretin 18. senesi. Bak, Allah Allah, bak. Şimdi, ustada soruyorlar ki, ustadım, yani sahabeler bile bütün dünyaya dağılmışlar mı? Amerika'ya kimse gitti mi diye sormuş. Ustadım hiç kardeşim, 11 tane sahabe, o Alaska var ya, Asya'nın ucunda, oradan Amerika'ya gitmiş. Üstad demiş, 11 tane sahabe Amerika'ya geçmiş. Ya. Ya. Ruha bakın ya. Tebliğ ruhu. Temsil ruhu. Ya. Allah bize rehavetten muhafaza etsin. Bak. Adamın evi burada, cami de burada. Her gün ezanı işitiyor. Yat. Ben namazda. Yanında. Ha, ya mı? Cami hemen evin yanında. Ne? Şey söylemişsiniz abi, sahabe Medine gidip Resulullah'ı görelim de son bir daha daha gelmişsin yakar, bir tekrar geri gitmiş. Ne? Ne? Tebliğ ruhu. Bu memleketin neye muhtacı var? Tebliğe ihtiyacı var. Mekke'de de olsam buraya gelirim. Niye? İhtiyaç burada. Hizmet de burada. Bakın Mekke'ye, Medine'ye gidiyorsun. Mekke'de, Medine'deki Müslümanlar ehli ibadet, ehli zikir, ehli tesbih. Onların fazla şeye de ihtiyaçları yok. Değil mi? Ama bakın. Ya, ya. İslam'ı kurutmak için en dehşetli ihanet nerede yaşanmış? Türkiye'de. Ya. Ya, evet. Çünkü en ziyade burada ihtiyaç var. Burada ihtiyaç var. Binler ruhum olsa. Binler ruhum olsa. Binler hastalıklara müptela olsam. Bak binler hastalıklara müptela olsam. Ve zahmetler çeksem. Zahmetler çeksem. Yine bu milletin imanına ve saadetine hizmet için burada kalmaya Kur'an'dan aldığım dersle karar verdim ve vermişiz. Vermişiz de bize bakıyor yani. Üstad bizim namımıza konuşuyor. Vermişiz. İşte bizim vasfemiz de bu. Ya, ya. Tebliğ ve temsil. Hakkat-ı Kur'an'ı tebliğ etmek. Hakkat-ı Kur'an'ın şak şak öten bülbülü. Davayı Kur'an'ın fedaisi.
Hakkat-ı İslamiye'nin tam, cevval, akdi, faal, yani müttaki ve müstakim bir kul manasında Allah istatlarımızı açsın. Tebliğ ruhumuzu uyandırsın. Şevkimizi, hamiyetimizi külli kılsın. El-Fatiha.